Arkadaşlar selam. Size başımdan geçen, askerde başımdan geçen çok enteresan bir hikaye anlatacağım. Bu askerlik anıları bitmez tabii biliyorsunuz. Bir başladık bu masada arkadaşlarla. Oho, başka muhabbet edemiyoruz ama bu biraz enteresan bir olay. Hep böyle anlatıyorum askerden sonra arkadaşlar arasında küçüklere ve benden büyüklere. Çok hoşlarına gidiyor. Bir de anlatsana ya nasıl yaptın falan diye gülüyorlar. Askerlik zamanı geldi. Ben gitmedim askere zamanında. 3 sene sonra falan gittim normal yaşımdan. Üniversite işleri vardı. Sonra olmadı. Uzun hikaye. Sivas'a askerliğim çıktı. Hem de öyle bir enteresan zamanda çıktı ki Aralık, Ocak, Şubat. Yani kışın en kuvvetli zamanı bir de Sivas'a gidiyoruz. Hatta o zamanki askerlik şubesi başkanı dedi ki ya oğlum dedi çok ters bir zamanda gidiyorsun. İstiyorsan bir dönem daha hakkın varsa erteleyelim de. Daha düzgün bir yere git. Orası çok soğuk. Dayanabilir misin dedi. Ya bir şey olmaz dedim. Yiğitlik yaptık. Neyse kalktık gittik Sivas'a. Aralık'ın da ilk haftasını geçiyordu. Müthiş bir soğuk. -30, -25. Neyse gittik. Orada gördük tabii askerlik şubesi başkanı ne demek istediğini. Neyse neticede yapacağız bunu. Yani kaçacak bir durumumuz yok. Başladık ilk günden. E tabii çavuş talimgahı orası. Özel çavuş talimgahı taburu. Müthiş bir disiplin. Subay göremiyorsunuz zaten. Hep başınızda onbaşı çavuş. Komutan onlar ya. Yani. Birinci gün, ikinci gün tuvalete gireceğiz. İşte tuvalet. Düdük. İçeride var yatan 35-40 kişi. Girdiğimiz tuvalette 6-7 tane kapı var. 10 dakika süre veriyor. Birileri giriyor çıkana kadar. Bir düdük yatağa. Ya girmedik daha. Ya yürü kardeşim hadi. Allah Allah ne yapacağız böyle? Dediler ki gece yatarken şey yazdıracaksınız koğuş nöbetçisine. İhtiyaç diye bir şey var liste yapıyorlar. İşte 3'te Mehmet kalkacak, 4'te Ahmet kalkacak. Ben de gittim yazdırdım dedim saat 3'e ihtiyaç. Saat 3'te kaldırdılar beni. Zaten yarı uykulu yarı uykusuzum, yorgunum. Kalktık botlarımızı boyadık, tıraşımızı olduk, tuvaletimize girdik falan. Yattık. Bu böyle 3 gün, 5 gün, 10 gün devam ediyor. Ben de çok şey meraklısıyım. Canım sıkıldığı zaman mizah dergisi çok okurum. İşte Lemanlar, Gırgırlar bilmem neler. Yavaş yavaş şey izni başlamaya başladı. Çarşıya çıkmaya başladık. Cumartesi günü öğlenliğin koy veriyorlar. Saat 5'te gelin teslim olun diyorlar. Çıkıyoruz gidiyoruz. İlk gördüğümüz kahveye giriyoruz. Çaylar, işte pastalar, börekler ne bulursak tıkınıyoruz. Bir gün dönerken tatlı da pek sevmem aslında. Hani gelirse önüme yerim de. Aman canım tatlı istedi diye bir hikayem olmadı hiç benim. Canım müthiş tatlı istiyor orada. Gittim bir kilo baklava aldım. Gazeteciye gittim oradan 3 tane, 2-3 tane mizah dergisi. Onları da içeri sokması var. Neyse parkanın önünden sığdırdık hepsini göğsümüzün olduğu yere. Geldim kapıdan girdim. Koğuşa geldim. Getirdiklerimi hemen yatağın altına sakladım. Ha unutmayayım bir pakette Malibora, uzun Malibora o zaman. Şimdi gece olmasını bekliyorum. Neyse yat verildi. Nöbetçiyi çağırdım. Dedim ki bana dedim saat 2'ye 3'e ne zaman boşsa bana yaz dedim ihtiyaç kalkacağım. Tamam abi dedi. Saat 3 gibi falan geldi. Abi kalk dedi saat 3. Kalktım yatağın altından aldım baklavayı, sigarayı, mizah dergilerini. Bir de birkaç tane gazete parçası falan da aldım. Tuvalete girdim. Nasıl bir huzur. Eğitimdeki sesler, düdükler, bağırmalar, çağırmalar yok. Kafamız şişmiş, davul olmuş. Sadece su sesi, şır 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 ve bir sessizlik. Nasıl bir huzur, nasıl bir huzur. Hemen girdim tuvaletlerden birinin kapısını açtım. İçeriden kilitledim, aldım elime orada bir şey var, maşrapa. Güzel temizledim yerleri. Ondan sonra o gazete kağıtlarının üstüne güzelce oturdum. Bağdaş kurdum, sırtımı da yasladım. Baklavayı açtım, kucağıma koydum. Sigarayı açtım cebimde hazır, çakmakla sigara. Dergileri aldım. Hem dergileri okuyorum hem baklavayı götürüyorum. Arada bir duruyorum, baklavaya ara veriyorum. Tuvaletin musluğuna eğiliyorum, açıyorum. Oradan su içiyorum, tatlılar gidiyor. Bir Malibora yakıyorum, of! Bir saatte o baklava da bitti. Dergileri de okudum. Aşağı yukarı yarım pakette sigara içmişimdir herhalde. Nasıl bir huzur anlatamam size. Çıktım ne varsa toparladık tabii delilleri yok ettik. Çöpe tıktım falan. Geldim saat 4'e doğru huzurlu sakin bir uykuya daldım. Yani inanın bu Acem Birliği'nde başımdan geçen bir olay bu kadar etkilemiş beni. O şeyi nasıl aramışım, o huzuru, o sessizliği. Yani bir 10 dakika sessiz bir yerde oturmak
mümkün değildi. Keşke oturabilseydim. Ki tabii bunun devamında usta birliğinde de aynı şeyler oldu. Hatta bir gün çay içiyorum. Ayakta acele acele, yine birisi çağıracak, bir şey olacak falan diye. Onu düşündüm orada. Dedim ki şöyle günlük hayatımda, yani sivilken istediğim yerde istediğim gibi ayağımı uzatırım, otururum, yatarım, çay içerim, kahve içerim, vakit şey yok. Orada o anda bir sandalyeye oturup öbür sandalyeye ayaklarımı uzatıp bir su bardağıyla içiyoruz. Şimdi bir su bardağı çayı iki sigarayla içmenin ne kadar önemli olduğunu anladım. Gerçekten çok önemliymiş. Onu orada anladım. Askerlik bu, böyle şeyler olacak tabii de, böyle enteresan olaylar da oluyor. Başından geçiyor. Çok güzel bir anı olarak kaldı tabii. Çok tatlı bir anı. Görevimizi de, askerlik görevimizi de adam gibi yaptık, döndük. Bunları da işte zaman geçtikçe bu zamanlarda anlatıyoruz. Arkadaşlar arasında gülüyoruz. Böyle çok enteresan olaylarımız var. Sırf askerlikle de ilgili değil. Bundan sonra bu kanalda ben bu tür enteresan olayları paylaşmaya devam edeceğim. İnşallah izlersiniz, gülersiniz. Görüşmek üzere.